kızından annesine mektup. Canım anneciğim, bu mektubu babamdan habersiz yazıyorum sana. Babamı resmine sarılıp ağlarken gördüm yine dün gece. Beni affet, kızımıza sahip çıkamadım diyordu. Seni çok özlüyor babam, biliyorum. Kaçıp kaçıp sana geliyormuş zaten. Beni haftada bir kere geçiriyor sadece. O her gün yanına geliyormuş. Çiçekler getiriyormuş her gün sana. Saatlerce yanında ağlıyormuş. Seninle konuştuğunu söylüyorlar bana. Hatta deli diyenler bile var ona. Babam için çok üzülüyorum. O da benim için çok üzülüyor. Geçen gün hastalandım. Üşütmüşüm galiba. Ateşim çıkmış gece. Babam mahalleyi birbirine katmış. Hastane hastane gezdirmiş beni. O gece yanında uyudum ilk defa. Babam o gece sabaha kadar uyumadı anne. Bir ara uyandım. Allah'ım, kızımı bana bağışla. Onun acısını gösterme diye ağlıyordum. Babam çok değişti anne. Resimlerimle konuşuyor. Onlara sarılıp onlarla uyuyor. Bir deftere sürekli yazıyor. Dün o defteri aldım odadan. Sana yazdıklarını bir bir okudum. Sana bu mektubu yazmaya sebebim de o defterde yazdıkları. Her geçen gün sana bir adım daha yaklaştığından bahsediyor defterde. Ve her sayfada yazmaya sana özür dileyerek başlıyor. Kızımıza sahip çıkamadım. Beni affet diye başlıyor her sayfa. Dedeme sordum. Dedem ağlamaya başladı. Sen beni babama emanet etmişsin giderken. Ona iyi bak, sakın bırakma demişsin. İyi de babam zaten bana iyi bakıyor. Ne istesem yapıyor. Bana hiç kızmıyor. Ve geceleri sürekli ben uyurken başucumda beni izliyor. Dedem teyzeme telefonda babamın öleceğini söyledi. Çok hastaymış babam. Ben de sana haber vermek istedim. Bugün derste mektuplaşmayı öğrendik. Nereye gitsek istersek mektup yollayabilirmişiz. Ben de bu mektubu sana yazdım. Sabah ilk işim mektubu öğretmenimle sana yollamak. Babama iyi bak, olur mu? Beni düşünme anne, ben çok iyiyim. Hem biliyor musun, babam dedeme kızım sana emanet deyip duruyor. Dedem zaten bana çok iyi bakıyor. Babama da sen iyi bak anne. İlaçlarını hatırlat, içmiyor, unutuyor yoksa. Her gece öp onu benim yerime de. Artık ağlamasın, üzülmesin anne. Öksürmesin babam. Hem dedem söz verdi. O da getirecek beni yanına. Babam bana sahip çıkamadı diye kızma anne. Babam bana sahip çıktı. Sen gideli 5 yıl olmuş. Her hafta senin yanındaydık. Babam beni hiç üzmedi anne. Sadece senin gidişine dayanamadı. Babama ne olur kızma anne. Benim babam aslan gibi adam. Benim babam artık sana emanet anne. Beni sakın düşünme. Ben zaten emaneten yaşıyorum anne. Kuralsız Murat Ay.